merhaba, bilin bakalım bugün neredeyiz? Size şöyle küçük bir ipucu vermek istiyorum. Türkiye'de ve dünyada halen ilk ve tek otoyol kenarına kurulmuş bir botanik bahçesindeyiz. Bilenler bilir, burası Nezahet Gökyiğit Botanik Bahçesi. Oldukça büyük bir metrekare alanına sahip olan bu bahçede çeşitli 6 ya da 7 bölümden oluşan mesire adaları vardır. Sonbahar ayrı güzel, kışı ayrı güzel, yazı ayrı güzeldir ama bence en güzel mevsimi ilkbahar. Neden ilkbahar? Çünkü kuru dallar cana gelip toprak ana canlanıyor ve doğa muhteşem şovunu yapmaya başlıyor. Bu şov zamanında da biz de niçin geldik buraya? Tabii ki sakuralar için geldik ve sakura zamanı şimdi ve görsel şovunu yapmaya başladı. Şimdi ben size bahçenin öbür tarafını sakura zamanı sakura bölümüne gidip yüksek peyzaj mimarı Nihan Hanım'la küçük bir röportajımız olacak bu sakuralarla ilgili. Gelin hep birlikte gidelim bakalım. Tekrardan merhaba, işte sakuraların görsel şölenin olduğu bölümdeyiz. Burası Ertuğrul Adası'nın olduğu bölüm. Yönetmenim şöyle güzelce bir açıyla bu sakuraları bir gösterelim. Ve yanımda çok sevgili yüksek mimar, peyzaj yüksek mimarı sevgili Nihan hocam var. Çünkü hocam diyorum çünkü zamanında ben de burada peyzajla ilgili küçük bir eğitim aldığım için o da benim öğretmenlerimden biriydi ve bende yeri gerçekten çok özeldi. Şimdi Nihan'cığım gerçekten çok teşekkür ederim. Ne demek? Bir mesajımla tabii ki Banu Hanım gelin demen benim için gerçekten çok kıymetli ve çok değerli. Çok ya, teşekkür ederim öncelikle ne sana. Ne demek her zaman. Şimdi 1890'a bir gitsek tamam. O zamanlarda neler oldu? Sonrasında bu sakura ağaçları buraya nasıl geldi, nasıl dikildi? Bize böyle küçük bir hikayesi anlatabilir misin? Tabii ki. İkinci Abdülhamit zamanı 1890'lı yıllar oraya Japonya'ya bizim bir fırkateynimiz gidiyor. Adı da Ertuğrul Fırkateyni. 527 denizcimiz maalesef deniz yani fırkateyn batıyor. Kayalıklar açıyor. Evet ve evet 527 tane denizcimizi kaybediyoruz. Bir facia olarak kalıyor tabii ki bu. Çok büyük bir acı. Daha sonra 2005 yılında bu ada açılma işte adanın planları yapılıyor, açılacak. O sırada da şöyle bir şey Japon Sakura Vakfı, buraya Japon yılı, Japon Sakura Vakfı ile beraber bir iletişim kuruluyor. Türk-Japon iletişim ilişkilerinin iyileştirilmesi için. Şöyle bir konuşma işte 527 tane sakura ağacını buraya bağışlıyorlar. Süper bir şey. Bu burası. Adanın adı Ertuğrul Adası oluyor ve 527 tane sakura ağacı bu alana dikiliyor. Şehitlerin o kadar şehit evet. Vefat ettiği için. Aynen. Aynen. Güzel, arkamızdaki anıtta da zaten şehitlerimizin adları yazıyor. Burada bir yakın anıtımız var. Yakın Ertuğrul anıtımız evet. Var. Şehit subaylar, şehitler olmak üzere 587 denizcimiz. Peki her yıl sakuraların açtığı zamanda galiba bu şehitler için bir anma töreni yapılıyor. Aynen. Tam bu zamanlarda sakuralar açmaya başlıyor. Mart sonu. Aynen Mart sonu gibi bazen hava durumunda biliyorsunuz ki iklim değişikliği, küresel ısınma artık çok değişiyor çiçeklerin açma zamanları falan. Hava durumuna göre değişkenlik göstererek genellikle Mart sonunda açmaya başlıyorlar. Baharın simgesi olarak adlandırılıyorlar. Özellikle Japonlar için kutsal bir ağaç. Sakuraları seviyorlar. Çünkü bahar deyince onlar için hayatı simgeliyor sakura. Bahar geliyor, işte çiçekler açıyor. İşte sakura zaten kiraz çiçeği anlamı Türkçe'de. Evet. Kendisi de bir kiraz ağacı bu arada ama meyve vermeyen kiraz ağacı. Yani meyvesini yemediğimiz bir kiraz ağacı. Süs aynen. Ağacı, Latincesi de Cerasus yoko diye biliniyor. Buradakilerin hepsinin türü o şu anda. Bir de çok ilginç bir şekilde çiçeklenmeleri Mart sonu gibi oluyor ama herhangi bir yağmur, herhangi bir rüzgar, zaten demin böyle bir hava dalgası geldi, esti geçti. Herhangi bir hava değişiminde çok çiçekleri çok hassaslar ve dökülüyorlar. Bir 15 günlük bir çiçeklenme süreleri var. O çiçeklenme süreleri son bulduğunda tamamen çiçeklerini döküyor aşağıya yaprağı. Doğru. Aynen yaprağa dönmeye başlıyor. O anlamda Japonlar için şöyle bir simgesi var. Diyorlar ki hani
ölüm de böyle bir şey. Yani hayat birden başlıyor. Evet, her şey bir başlangıç ama birden de ölebiliriz. Hayatta ölüm diye bir gerçek de var. O yüzden de önemli Japonlar için. Kutsal bir ağaç yani onlar için. Peki Türkiye'de bu kadar büyük bir alanda, yani burada 587 tane var. Başka bir yerde de bu kadar böyle saklan olduğu var mı? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Balta Limanı'nda bir Japon bahçesi var. O Japon bahçesinde olduğunu biliyorum. Aa, çok güzel. Çünkü bazen böyle turlar, bazı turlar, yabancı yurt dışından ziyaretçi getiren turlar, tur programlarını alıyorlar. Mart ayına denk geliyorsa burayı, burayı alıyorlar. Bir de mesela Sakura günü diyor oraya. Burayı geziyorlar. Bir de Balta Limanı'ndaki Japon bahçesini çok güzel, geziyorlar. Çok güzel. Bu şekilde yapılıyor. Ama gerçekten rüya gibi burası. Aynen. Pembe şöyle bulut bir, diyoruz evet, biz. Evet, pembe bulut. Gel, şu taraftan bir bakalım mı? Yakınca. Tabii ki. Şuradan şöyle baktığımızda yakın kokmuyor değil mi Nihan'cığım? Yok, koku yok. Çiçeklerde ama kuvvetli bir arı popülasyonu evet, var. Arı evet. Çok. Çiçek yani. Çiçek hani bildiğiniz bahar'ın simgesi işte. Arı çalışmaları çok hızlı. Gerçekten öyle. Üstüne çok arı var üzerinde. Evet, harika. Çok güzel. Yani hangi tarafa bakacağımı şaşırıyorum şimdi. Bütün ağaçlar birbirinden güzel. Ve ben sana çok teşekkür ne ederim. Ne demek? Bu küçücük videoyla ve küçücük bilgilerle en azından böyle renk attın kanalımıza. Çok teşekkür ederim. Başka ben teşekkür ederim. Bir, seni şeyde ağırlamak istiyorum aslında bir gün balkonda. İnşallah bir gün kısmet İnşallah olur. Gelirim ne demek. Balkon sohbetlerini uzun uzun konuşuruz seninle. İnşallah. Yancım. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür çok ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün sakuralarla birlikteydik. Sakuraların görsel şovunu sizlere anlatmaya, göstermeye çalıştık. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız muhakkak lütfen yani kaçırmadan Nisan başına kadar değil mi yaklaşık buraya gelin yani. Bu sakuraların bu görsel şölenini gözünüzle görün. Hani derler ya dünyada bazen görmeniz gereken harikalardan biridir diye sakuralarda onlardan biri bence. Gelin gözlerinizle bu güzel şovu görün diyorum. Sevgiler, saygılar diliyorum. Görüşmek üzere.